kontrol eden bir güçler vardır. Derin CHP vardır. Derin CHP vardır. Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Yani bunların hepsi, yani çok üzgünüm ama ispatlamazsanız safsata bunlar. Derin CHP'den kastınız kim? Nasıl yönetir? Yani koca parti. Keşke bilsek. Olur mu ama dedikodu yapıyorsunuz. Yani keşke bilsek nasıl? O zaman demeyin bunu. Yani şurada 15 milyon insanın oy verdiği, yüzler binlerce insanın yönetimine katıldığı bir parti. Peki. Derin güçler yönetiyorsun. Kim yönetiyor? Peki siz söz hakkınız gelince İsmail Bey açıklarsınız olur bunları. Olur mu ama siz böyle yalanı söylerim geçerim var mı yani? Ben söyle, yalan falan söylemiyorum. Tamam, ben fikrimi söylüyorum. Ben mesela ben, diyorum ki. Bir sosyolog olarak öyle. Genel olarak halk içinde konuşulan CHP hakkındaki yorumları aktarıyorum. Ha, benim görevim bu. Böyle bir şey olur mu ya? Bir sosyolog olarak halk içinde İsmail konuşulan şeyler. Barış Bey konuşurken hepimiz dinledik. Ben soruyorum diyor. Siz de sıranız gelince söylersiniz. Biz böyle aklımıza geleni söyleyelim. Tımarhane geçsin gitsin. Tamam. Var mı böyle İsmail, bir şey? İsmail bir saniye. Yani, şöyle yapalım Banu kim Hanım. Ben aklıma geleni falan derin söylemiyorum. Bir defa lütfen biraz saygılı tamam, olun. Banu, hangi derin güçler yönetiyor? Ben bir takım yerler üzerinden tamam, söylüyorum. Ben araya giriyorum. İsmail Selam. Senem bir şey söyleyebilir miyim? Burada özür dilerim. Hayır ama duralım. Tamam. CHP öyle yani şu an iktidar rüzgarının arkasını alıp herkesin kum torbası gibi dövdüğü parti değil ki. Neyse söyleyin. Ana muhalefet partisi ve ülkede başkenti yönetiyor. İstanbul'u yönetiyor. Türkiye'nin %60'ını yönetiyor. Böyle gelişi güzel laf etmek var mı? Söyleyin. Ne kim yönetiyor? Bilelim. Derin güçler kimler? Böyle ben attım gitti. CHP'yi koruma kanunu mu var İsmail? Hayır da yani var. Burada adet oldu CHP'yi. Sayın Kılıçdaroğlu defalarca. Ben diyorum ki kim yönetiyor CHP'yi? Kazanamazsam demedi, bırakacağım. Öyle bir şey yok. Demiştir. Deli nerede dedi? Yani bunu niye yalancılıkla hitap ediyorsun? Yahu nerede dedi? Ben de soruyorum. Diline dikkat etmen lazım İsmail. Saygısızsınız. Arkadaşlar yani böyle bir şey olur mu yani? Ben diyorum ki nerede söyledi? Umman sahibi bir hanımefendi var. Bir ben bir şey demedim ki hanımefendiye. Ben diyorum ki derin güçler kimdir? Hangi seçimde söylemiştir? Etmeyin eylemeyin. Bu bilgilerin cevabını vermeden yok CHP koruma kanunu var. Ne münasebet? Diyorum ki bilginin kaynağı neresidir? Hangi bilginin kaynağı? Hanımefendi bakın. CHP'yi hangi derin güçler yönetiyor diye soruyorum size. Efendim bunu mahalle arasında konuşuyorlar diyorsunuz. Yakışıyor mu? Mahalle arasında mı? Ben öyle bir laf demedim. Halk arasında CHP'nin bir takım güçler tarafından ben de bunu dile getiriyorum. Tamam kimler ben onlar? Ben de size söyleyeyim. Kimler onlar? CHP'yi yöneten kimler var? Genel başkan yardımcıları. Bunlar derin güçler mi? Bunların arkasında da bir takım güçler oldu. Türkiye'de bu her şekilde böyle. Bunun arkasında MİT'i var, bunun arkasında ordusu var, bunun arkasında... ne derler il yönetimleri var. Bir sürü insanlar var. İl yönetimleri var. Derin güçler oluyor öyle mi? Şimdi derinden ne anladığınıza bağlı. Ben soruyorum bağlı. Size ne söylüyorsunuz? Derin güçlerden kastınız kim diyorum? Görünmeyen kim güçler. Görünmeyen yani kamuoyuna cinler önüne mi yönetiyor, çıkmayan. Üç harfler mi yönetiyor? Hanımefendi böyle şeyler söylemeyin. Bakın siyaset programında çok önemli bu konu, çok konuda konuşuyoruz. Çok spekülasyon yapıyorsun İsmail Bey ama gerek yok bunlara. Gerek yok bunlara. Bu arada... İsmail Bey biraz önce bana hiç yeri yokken derin CHP dedim diye saldırdı. Saldırmadım, eleştirdim sizi. Bayağı saldırdınız, lafımı keserek, saygısızlık yaparak saldırdınız. Ama ben size şöyle bir cevap vermek istiyorum. Burada da ciddi bir şeye uğradım, linçe uğradım ben. Sanki şeymişim, derin CHP lafını sanki ilk defa duyuyormuşsunuz gibi saldırdınız ama ben size bir Google'lamanızı isterim derin CHP lafını. Milyonlarca entry var. Bununla ilgili birçok haber var. Birçok akademik makale var. Sayın Gürsel Tekin 2015'te verdiği bir röportaj var. CHP'nin içinde bir derin devlet vardır diyor. Öyle bir şey demiyor var. Ya. Öyle bir şey demiyor. İnter'le yaptı bir röportaj. Mesela 2015 olan, yılında. Birileri demiş de olabilir. Siz diyorum ki kimi kastediyorsunuz? Hayır hayır. Siz bu soruya siz cevap dediniz vermediniz. Dediniz ki kum torbasında şey böyle bir şey yok. Dedikodu yapıyorsunuz dediniz. Bakın, böyle bir şey yapmıyoruz. Ben 30 yıllık sosyoloğum. Siyaset bilimciyim ve neyi dediğimde gayet iyi biliyorum. Ne dediniz soruyorum size. Ben sizi burada siyaset yapmak isteyen bir popülist bir davranış içinde olan biri olarak gördüm. Başka bir şey görmedim açıkçası. O zaman ben söyleyeyim. İsmail Saymaz'a Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekilliği teklif edildi. Kendisi söyleyemez, kabul etmedi. Etmedi, etmeyecek anlamına gelmez. Etme. Ya böyle bir şey olur mu ya? Şey tam safsata işte yani. Etme halk arasında söyleniyor. Safsata budur. Kendi söyleyemez, ben söyleyeyim. Yani teklif ettiler. Peki o zaman hem durup dururken niye sağlıyorsunuz? Hayır hem de Rize'den girdi. İki yılda dört parti değiştirmişsiniz. İnsaf edin. Bakın geldiğiniz üç parti. Ben siyaset bilimciyim. Ben bana teklifler geldikçe şimdi bakın, değerlendirebilirim. O başka bir şey. Halk Partisi'ne bugün bulunduğunuz yerde tutunabilmek için iftira atıyorsunuz. Doğru bir şey yapmıyorsunuz. Ben size diyorum ki... Pardon, iftira derken nedir? İftira nedir? Pardon. Derin CHP'den kimi kastettiğinizi soruyorum size. Kim olduğunu söyleyemiyorsunuz. O zaman Muharrem İnce'ye sorun. Gürsel Tekin'e sorun.
hafif sübhanallah. Bakın hanımefendi, siz iddia ediyorsunuz. Derin CHP kimdir diyorum. Kimi kastediyorsunuz diyorum. Enter girdiler diyorsunuz. Yani etmeyin, eylemeyin. Yüksel Tekin'e sorun diyorum. Muharrem İnce'ye sorun. Muharrem İnce'ye demiş Muharrem İnce bu lafı. Niye sorayım? Siz söylediniz. Muharrem İnce, siz niye bana bunu soruyorsunuz? Herkesin bildiği şey bana niye soruyorsunuz? Kim biliyor? Ben bilmiyorum. Soruyorum. O zaman öğrenin. O da şey sizin. Bir kategori var. Çok özür dilerim. Derin bir CHP varsa ve derin CHP biliyorsa da o CHP'nin o kısmı derin olmaz. Şimdi bakın ben yani derin zaten bilinmeyen için konulan Onur Bey, bakın alışkanlık oldu. Burada İsmail, burada benim özür dilerim. Deminden beri anlattığınız her şey alışkanlık zaten. Alışkanlık oldu. AKP'de tutunmak isteyen kim varsa, bilhassa eski CHP'liler, geçmişlerine küfür ediyorlar. Kurdukları ilişkileri yok sayıyorlar. Ve hatta yakın arkadaşları hakkında böyle ispatlanamayacak çok şey söylüyorlar. Ben doğru değil. Bakın yapmayın. Size yani akademisyen kimliğine yakışmıyor. Ben akademik bir şey söylüyorum. Derin CHP diye bir laf var. Kimi kastediyorsunuz? Derin CHP diye bir laf var. Eğer bilmiyorsanız araştırın ya diyorum. Ben söyleyeyim mi? Ne olur rica ediyorum ya. Arkadaşlar benim, hocam bir saniye bakın. Bir dakika. Çok kısa bir Rahim şey Bey, bir saniye. Özür Barış Bey bir şey hatırladım. Ortaya bir şey atıyorsunuz. Bağlamından koparıp hangi anlamda söylenmiş bunu? Ben o zaman söyleyeyim. Hafızası iyi olan bir insanım.